Yani Allah lafzından önce eğer önce ise yüce ver Allah lafzındaki beraber bana ver önceki hareket eğer bak sabah sonu mimin hallerinden ne? Mimin hallerinden hani mimin hallerini bir söyledi değil mi? Bu neydi? Mimin üç hali yok mu? Sabah anlattım ya sen. Bu neydi? Neredesin? Bak, mim ben gelsin ne olur? Fahişe fevim. Sattan değil mi? Peygamberimiz en şefkatli babaydı. Sevgili Peygamberimiz çocuklarına karşı çok şefkatli bir babaydı. Evde daima güler yüzle, sabırlı ve hoşgörüyle hareket eder. Aile içinde bir karar alınacağı zaman çocuklarına... Şimdi 1,5 ay oldu. Bu sene 3 ay değil de 2 aydır eğitim dönemi. Bu 2 ay içerisinde bize 140 kişilik bir öğrenci grubu geldi. Çünkü kızlarla erkeklerdir. Biz burada 4 tane eğitmeniz. Ama elhamdülillah hakikaten verimli geçti. Çocuklar günde 2 ders Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bir derste akaid, ilmihal, tecvid ve siyer-i nebi öğreniyorlar. Bu 4 dersi öğreniyorlar. Elhamdülillah çocukları sınava götürdük. Onlar da yani bizim bu camimizden 86 alan 2 tane öğrencimiz vardı. Burada da derece girdiler. Biz onlara ödüller verdik. Bunun haricinde haftada en az 2 sefer dondurma, meyve suyu, kek takdim ettik. Çocuklar seviniyorlar. Teneffüsleri oluyor, teneffüslerde oynuyorlar. Biz onları halı sahaya götürdük. Halı sahada top oynadılar. Ondan sonra önümüzdeki haftada onları teras kafeye götüreceğiz inşallah. Orada da bir kahvaltı yapmak üzere inşallah kursumuzu sonlandıracağız. Tabii öğrenciler 2 ay süreç içerisinde alabildiklerini alabiliyor. Bazı öğrenciler var hakikaten çok gayretlidirler, çalışkandırlar. 3 saat boyunca çalışıyorlar. Bazı öğrenciler de var ister istemez okuldaki olduğu gibi çalışamıyorlar. Sadece burada öğrencilerin çokluğu nedeniyle oyun oynuyorlar.
bir mesafe kat etmediler ama elhamdülillah bizimkiler 6-7 kişi en az Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Elif Ba'dan Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Tabi dini eğitimi de aldılar. Sınav yaptık. O sınava göre çoğu öğrencilerimiz iyi puan aldılar. 70-80 civarında puan aldılar. Bu neyi gösteriyor? Demek ki eğitimlerini alabilen öğrenciler alabiliyorlar istedikleri vakit. Çocuklara kalmış tabi, hocalara da kalmış. Hocalar da eğer hakikaten bu çocukların üzerinde dursalar, yani zaman geçirelim değil de güzel bir şekilde bu çocukları değerlendirseler, 2 ay az bir süre değildir, güzel bir şeyler öğrenilebilir. Sadece bu 2 ay zaten çocuklar ister istemez okul hayatı boyunca 8 aylık bir maratonda bu çocuklar yoruluyorlar. Tabii eğer camiye geldikleri vakit biz camide onlara şefkatli, merhametli davranmasak o çocuklar kaçacaklar. Ama elhamdülillah bizim çocuklar kaçmadılar. Devam ediyorlar ve bu süreç sadece yaz döneminde veya okul döneminde değil de hayat boyu devam etmelidir. Bu çocuklar en azından burada öğrendiklerini evde veya daha sonra da cami imamlarına gelerek bu okumalarını pekiştirmelidirler. Sadece okuma değil tabi, hani biz dedik ahlakı öğreniyorlar. Siyer-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken tecvidi, Kur'an'ın nasıl güzel okunması için biz onlar için bu broşürleri aldık filan, o eğitimi daha güzel oluyor. Çünkü çocuklar üzerinde kalıcı oluyor. Sadece 2 aylık bir eğitimde değil de anne babalar, özellikle biz bunu cuma günü vaazlarda da vaazlarımızda bahsettik ki aile ve imam veya aileyle öğretmenler iletişim içinde olmalıdırlar ki bu çocukları geleceğe hazırlamalıdırlar. Onun için çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Eğer onlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkacak. Bu yönden çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Yarın geleceği onların ellerindedir. Bu çocuklar mutlaka sahiplenmelidir. Onlara şefkatli, eskiden belki bazen dövme olayları falan oluyordu ama şu an mutlaka sevgi ve şefkat çerçevesi içerisinde Resulullah'ın çocuklara yaklaşımı nasıl değilse bizim imamların da bu çocuklara çok şefkatli davranmamız gerekir. Çocuktur. Onun, bu çocuk ismi onların üzerindedir. Yaramazlık da yapacaklar, kavga da yapacaklar. Ama her halükarda bizim onlara hoşgörülü davranmamız gerektir. Çünkü onlar çocuktur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken bile, namaz kılarken bile çocukları onun yanına gelirlerdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla oynardı. Veya bir şey onlara demezdi, onları kırmazdı. Onun için mutlaka çocukların gönüllerini kazanmamız gerekir ki yarın geleceğimizin bu güzide evlatlarına sahip çıkmamız gerekir. Camiye geliyoruz. Camimiz çok güzel. Hocalarımız çok iyi öğretiyorlar. Dinimizi öğreniyorum diye bir kitap var. O kitaptan bütün her şeyi öğretiyorlar. İki hocamız da bize tecvid kurallarını öğretiyor. Tecvidi öğreniyoruz. Tecvidi okumayı öğreniyoruz. Bütün arkadaşlarımız, hemen hemen herkes Kur'an'a geçti. Bir haftada 7-8 kişi Kur'an'a geçiyor. Aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Hocalarımız bize dondurma alıyor, yiyecekler alıyor, bizi gezmelere götürüyorlar. Kur'an ahlakında bizi, Kur'an'ı bir insan gerçek yaşamak istiyorsa peygamberimizden öğren. Peygamberimiz yaşamıştı Kur'an'ı, peygamberimiz yaşayan bir Kur'an'dı. Bize, kısacası bize Kur'an'ı öğrenmek isteyen okuması gerekir. Güzelce okursa Kur'an'ı her şeyini öğrenebilir. Kur'an'ı güzel okumak için de camiye gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kur'an'a işte 5 sayfam kaldı. Kur'an da işte bitti. Kur'an içinde namaz kılmayı, abdest almayı. Adım Muhammed Sabri, soyadım Çiçek. Her gün ders atlıyoruz. Kur'an'a geçmeye az kaldı. Yani iyi Allah'a iman etmeyi öğreniyoruz burada. İyi şeyler öğreniyoruz. Kur'an dışında öncelikle Allah'a iman etmeyi, namazı, abdest almayı, dua etmeyi, bunun gibi birçok şeyi öğrendik. Bence iyi bir şey. Küçükler büyümeye hazırlanıyor. Yani büyüyünce namaz kılmaya alışıyoruz burada, abdest almaya. Yani bu alışkanlıkların devam etmesini sağlıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak çok güzel bir duygu. Yani herkese tavsiye ederim. Kur'an ahlakı, Kur'an'a saygılı olmayı öğrendik, hoşgörülü okumayı, herkese öğretmeyi, bunları öğrendik. Dini kitabımızı, yani İslam'ı öğrendik, ne olduğunu öğrendik, peygamberimizin hayatını öğrendik. Çok güzel bir şey okumak, yani öğrenmek, yani sevap da kazanıyoruz. Bu yüzden. Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumayı öğrendik. Tecvid kurallarını özellikle öğrendik. Peygamberimizin hayatını, Kur'an'la ilgili kuralları, okumakla ilgili kuralları öğrendik. Peygamberimiz
peygamberimiz aklıma geliyor Kur'an ahlak deyince. Bir de Kur'an'daki o güzel davranışlar aklıma geliyor. Burada çok mutluyum. Allah'ın dinini öğreniyoruz. Hocalarımız sayesinde dinimizi güzel, Kur'an'ı güzel okumayı öğreniyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kur'an kursuna geldik, Kur'an'ımızı geliştirdik, tecvid öğrendik. Ondan sonra yarışmalara katıldık, oyunlar oynadık, eğlenceler, yani her şeyi yaptık burada, aynı okul gibi. Hatta okuldan daha güzel şeyler yaptık. Kur'an-ı Kerim dışında dinimizi öğrendik. Dinimizde nelerin yasak olduğunu, nelerin iyi olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, Allah'ın emrettiklerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini öğreniyoruz. Okul zamanı da devam etmeli. Zaten biz yani İmam Hatip'e gidiyoruz. Orada da öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim, din dersleri falan da var. Orada da işliyoruz, yazın da işliyoruz. Kur'an ahlakı deyince Allah'ın bize emrettikleri aklıma geliyor. Peygamber Efendimiz'in bize bıraktığı şeyler, sünnetleri, hadisler aklıma geliyor. Edep davranışlar olarak mesela annemize babamıza öf bile dememeliyiz. Büyüklerimiz bize saygılı olmalıyız. Ondan sonra onların sözünü kesmemeliyiz ve benzeri şeyler. Kur'an kursuna geldim. Neden ki? Çünkü burada tecvid, peygamberlerimizin hayatı ve benzeri şeyleri öğrenmeye geldim. Bir tek yani okul öğrendiğimiz şeyler değil, yani burada da öğrendiğimiz şeyler bizim için çok önemli. Dinimiz, ahlakımızı öğrenmemiz lazım. Bunun için biz mecbur bunu yani geliyoruz. Ben burada bir tek Kur'an-ı Kerim değil, peygamberlerimizin hayatını ve benzeri şeyleri öğrenmeye geldim. Allah'ın yasakladığı şeyleri ya da istediği şeyleri uygulamaya geldim. O istediği şeyler için ben bu Kur'an kursuna geliyorum ve gelmeye de devam edeceğim. Yani bunun için herkes gelmesi lazım ve tavsiye de ediyorum.